Binance'tan son gelen bir haber üzerine konuşacağız. Ve Binance'ın açıklamış olduğu bu durum neye delalet ediyor vesaire. Bunun üzerinde duracağız diye bir genel olarak anlatabilirim. Şimdi burada diyor ki Bitcoin borsası Binance likidite havuzundan çok sayıda altcoin paritesini çıkardığını duyurdu. Bu likidite havuzu nedir? Yani ne işe yarar? Likidite havuzu yani liquid swap dediğimiz likidite havuzları ne işe yarar? Şimdi şey içerisinde biliyorsunuz borsalarda belli başlı altcoin'ler var, doğru mu? Bunlara ekstradan likidite havuzları açar borsalar. Bunu sadece borsalar yapmaz. Diğer kripto para alım satımı yapan, hizmeti veren, tutan, özellikle kredi ve borç verme protokolleri, mesela bankacılıkta da benzer sistemler vardır. Likidite havuzu gibi olmasa da vesaire, yani adı likidite havuzu gibi geçmez ama farklı geleneksel finanslarda da bu sistem vardır, yani aynı mantaliteyle işler. Bunları kurarlar ki likiditesi yüksek olsun ve coinler daha likit varlıklar olarak kalsın. Fiyatları daha dengeli olsun. Zira eğer ki bunları tokenlarla da desteklemezlerse fiyatları üzerindeki borsa üzerinde fiyat anormalitelerine yol açılabilir. O yüzden bunların likit kalması, aşırı teminatlı kalması için likidite havuzları kurulur. Yani tamamen içerideki paritenin mevcut yüksek paritenin güvenli kalabilmesi için bunlar kurulmuştur. Ve borsa şu güvenceyi verir. Ya bakın, bizim elimizde ekstradan likidite havuzları var. Ekstrem yüksek rezervler var. Yani borsa içerisindeki coin paritesi fiyatı çökmez, uçmaz. Gayet iyi teminat altında imajı verir. Fakat şu anda Binance borsası bu teminatı bir takım altcoin'lerden kaldıracağını dile getiriyor. Bu da ne anlama geliyor doğrudan söylemek gerekirse? İçerideki yatırımcı bu illa batacak anlamı taşımıyor. Fakat bu teminatı kaldırıyor. Yani daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Dolayısıyla da ilerleyen vakitlerde bir takım durumlar yaşanabilir. Mesela likidite havuzlarını devletlerin şart koşması gibi olaylar da olabilir bunu regülasyona bağlarsak. Çünkü borsaların aşırı teminatlı tokenlar tutmalarını isterler ki ondan sonra yatırımcının başının ağrımasını istemez düzenleyici kuruluşlar halklarının. Ya böyle, tamam mı? Şimdi şuraya bir geçelim biz. Bitcoin borsası Binance likidite havuzundan çok sayıda altcoin paritesini çıkardığını duyurdu. Peki Binance bunu neden yapıyor? Oraya da gelelim. Bakın sürekli söylüyorum, Binance iyi bir durumda değil diyorum size. Yani bunu daha ne kadar açık anlatabilirim ya da daha ne kadar olay yaşanabilir bilmiyorum. Şimdi nasıl bir açıklama yaptıklarını da bilmiyorum. Likidite havuzundan çıkarmalarından kaynaklı olarak hani bunu neye yordular? Mesela adamlar çünkü öyle bir durumda ki Birleşik Krallık adamları kovuyor ülkesinden. Adamlar bunu iyi bir şey olarak lanse ediyor. Birleşik Krallık seni paketledi. Yani dünyanın en büyük ekonomik devlerinden bir tanesinde yoksun ama yatırımcıya alay eder gibi diyorsun ki o işte bilmem ne işte bilmem ne falan saçma sapan bir şeyler söylüyor. Likidite havuzla ben sürekli diyorum ki adamların fonu yok. Adamlar gitgide sıkıntı yaşıyor. Adamlar gitgide küçülüyor. CZ'nin evindeki mobilyaları satmayacaklar. Tamam mı? Karısının altınlarını satmayacaklar. Çeyizini satmayacaklar. Borsadaki varlıklardan bir takım mesela likidite havuzlarını bozup kendilerine fon ayıracak bu adamlar. Çalışanlarının maaşlarından da eksilttiler. O yüzden Binance'daki sıkıntılar bunlar. Ya durum bu. Bu yüzden yapıyorlar. Kripto para borsası Binance tarafından sağlanan popüler bir likidite havuzu hizmeti olan Binance Liquid Swap, kullanıcıları için ticaret deneyimlerini optimize etmek amacıyla seçilen likidite havuzlarının kaldırıldığını duyurdu. Peki Binance Liquid Swap'ten çok sayıda altcoin işlem çifti delist edildi. Bu likidite havuzlarının kaldırılması 4 Ağustos 2023 saat 07:00 olarak planlanmıştır. Yani 4 Ağustos sabah saat 7 itibariyle bu likidite havuzları artık kalkıyor.
Bu likit havuzlarını kaldırma kararı binasının likiditeyi yoğunlaştırmak ve fiyat ve kayma açısından verimli bir alım satım ortamı sağlamak için yaptığı periyodik incelemenin bir parçası olarak alındı. Yapılan son incelemelerin ardından aşağıdaki likit havuzları kapatmak işte. APT BUSD diyor. APT'den kaldırılıyor. Peki. Bu arada çok beğendiğim bir proje değildir. Ata BTC, Aksu SDT, Aks'tan Aks'ı hiç sevmem. Asla alımını önermiyorum. Elinizde varsa da hiç gerek yok, zararda değilseniz. Beik BNB, Beik BTC. Yine Beik de çok şey değil. Darbnb. Evet, bir de hep patlak coinlerden seçmişler. İyi bari. Elf BTC, Elf USDT. Dar hani patlak bir coin derken uzun vade enflasyona tabi. Floki USDT. Floki'yi çok severim. Ya sezon içinde bayağı iyi olacaktır bence. Cüzdanlara da çok yakıştırıyorum sezonluk. FTM BNB. FTM'yi de severim. Sezonluk beklenti var. GLMR USDT. Severim, beklentim var. GMX BTC ve USDT'yi şey yapıyor. GMX'i de beğenmiyorum. Borsa tokenıdır. DNS USDT. ID USDT. Beğenmiyorum ID, Space ID'yi. Şey gibi bu ChatGPT'nin yeni tokenı gibi bence regülasyonlardan patlayacaktır. Aynı şekilde enflasyona tabi. Illuvium BTC ve USDT. Kusama USDT. İyidir Kusama, severim. Loka BNB USDT. Loka da DAR gibi GameFi tokenıdır. Liquity USDT. Sevmiyorum, beğenmiyorum. Maker USDT. Vitalik Buterin'in favorisidir. MKR tutulabilir sezonluk. Multi BTC USDT. Sevmiyorum. Yakin BUSD. Perp USDT. Synthetix USDT ve Stax USDT. Şunların ikisini çok severim. Synthetix ve Stax'ı. Sui USDT sevmiyorum. SYN USDT ve TLM BTC diyor. Evet. Bu likit havuzları şurası neymiş? Şey veriyor, zaman veriyor. 31 Temmuz 2023 saat 7'den itibaren kullanıcılar artık yukarıda belirtilen havuzlara likite ekleyemeyecektir. Doğru. Yani ayın 31'inde artık likite eklenmiyor. Aynı şekilde 4 Ağustos tarihinde de bunlar tamamıyla kapandığını karşımızda görebiliyoruz. 07'den önce varlıklarını bu likit havuzlarından çekme seçeneğine sahiptir. Bu tarihten sonra bu likit havuzlarında kalan tüm mevduatlar ilgili havuzun geçerli komisyon oranlarına göre otomatik olarak kullanıcıların spot cüzdanlarına aktarılacaktır diyor. Daha ayrıntılı bilgi tüm likit havuz pozisyonlarında olduğu gibi kullanıcılar likit havuzun doğası gereği kompozisyon oranlarındaki değişikliklere tabi oldukları hatırlatılır. Ya durum bu, dediğim gibi yatırımcı da dikkatli olmaya devam etmeli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.